Evet arkadaşlar. Kümeler test 15 ÖSYM tarz sorularla devam ediyoruz. Şimdi ilk soruya bakalım. A kümesi verilmiş birden 9'a kadar. 3 bölgeye bunları yazacakmışız. Şimdi şöyle. Mavi, yeşil ve mor bölgelerde en az bir eleman olmak şartıyla bu bölgelerdeki eleman sayıları toplamı eşittir diyor. Arkadaşlar şurası bizim için çok önemli. Şöyle yapalım. Şimdi birden 9'a kadar olan sayıların toplamını ben şu şekilde buluyordum. 9 çarpı 10 bölü 2. Buradan hesaplarsanız 45 yapar. Yani bu sayıların hepsinin toplamı 45. 3 bölgeye ayıracağımız için şu şekilde olmak zorunda. Madem toplamları eşit. 15, 15, 15 diye de zorunda. Şimdi toplamları 15 olan olabildiğince fazla sayı yazmam lazım maviye. O zaman şöyle yapalım. En küçük sayıları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. Ben buraya 1, 2, 3, 4, 5 yazarsam bunların toplamı 15 olur. Dolayısıyla 5 tane eleman yazmış oluyorum en fazla. İkinci soruda A kümesi rakamları farklı 4 basamaklı 1, 2, A, B sayısının rakamlarından oluşmaktadır diyor arkadaşlar. B kümesi de rakamları farklı 5 basamaklı A, B, C, D sayısının rakamlarından oluşmaktadır. Şimdi bu ne demek? B fark A yani B'de olan A'da olmayan bir tane rakam varmış. Bakıyorsunuz zaten A ile A eşit, B ile B eşit. B'de olan A'da olmayan bir tane eleman var madem, o zaman şu C D E dediğimiz kısım arkadaşlar şu 1 2'den oluşuyor. Yani hangisi 1 hangisi 2 bilmiyorum ama örneğin şu şekilde bir şey olabilir. C1, D2 olabilir. Yoksa e, C1, D2 olmazsa, yani C, D, E dediğimiz 3 tane rakamın arasında illaki 1 ve 2 olmazsa arkadaşlar, şurası bozulur. B fark A1 gelmesi lazım. Diyelim ki C1, D2, E dediğimizde bir rakam, 10 tane rakamımız var. Farklı olacak, rakamları farklı olacak. E yerine 1, 2 dışında 8 tane daha rakam yazabilirsiniz. Bu soruyu Venn şeması çizerek çözelim arkadaşlar. Öncelikle şurayı okumanız lazım. Grupta herkes Türkçe bilmektedir diyor. Yani Türkçe en büyük küme olacak. İçerisinde İngilizce ile Fransızca var. Şu İngilizce olsun. Şu da Fransızca olsun. Ondan sonra isimlendirme yapıyorsunuz. Diyelim ki sadece Türkçe bilenler X. Burası Y. Burası Z. Burası da T olsun. Şimdi İngilizce bilmeyenler x artı t yapıyor. x artı t'yi de bize 13 olarak vermiş. Fransızca bilmeyenler x artı y yapıyor. x artı y de 15'miş. Sadece Türkçe bilenler arkadaşlar sadece Türkçe bilenler x. x'i de bize 8 olarak vermiş. Elimde x varsa buraya 8 yazarım. Toplamı 13 olabilmesi için t'nin 5 gelmesi gerekiyor. Buraya 8 yazdığımda toplamı 15 olabilmesi için y'nin 7 gelmesi gerekiyor. Buradan da her 3 dili bilen kişi sayısı. Yani z diyor burada. Z'yi bulamadık arkadaşlar. Dolayısıyla buna ulaşamıyoruz. En çok 2 dili bilen. En çok 2 dili bilen ne demek? Ee, x artı y artı t demek. En çok 2 dili bilen. En çok iki dili bilen kişi sayısına Z'yi ekleyemem. Eğer Z'yi de eklersem arkadaşlar Z 3 dili bilen kişi olduğu için en çok iki dili bilen kişi sayısına uymaz. Dolayısıyla en çok iki dili bilen X artı Y artı T demek. Buna ulaşabiliriz. Elimizde var X, Y, T. Sadece iki dil bilen Y ve T demek. Onlara da ulaşabiliriz. Z ile ilgili bir şeye ulaşamayız arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacak Edirne. Şimdi dördüncü sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Öncelikle şu birinci bölge, şu işaretlediğim bölgenin elemanları ne bir bakalım. İşaretlediğim bölgeye bakarsak A kümesi ve C kümesinin ortak bölgesi B kümesinin dışında. Yani A olacak, C olacak, B'yi sağlamayacak. Bu ne demek? Rengi pembe daire olup aynı zamanda içinde sesli harf yazmayan. Yazmayan arkadaşlar, B'yi sağlamayan. Şimdi şekli pembe olacak. Şunlar. Daire şeklinde olacak. Bu var. Bu var. Yani şunlar elendi. Aynı zamanda içinde sesli harf yazmayacak. Sesli harf yazmayacaksa A elenir. Şurada D var demek ki. İkinci şartımız A şu bölgeler arkadaşlar. Bu bölgeyle bu bölge bu iki bölgede aynıdır zaten. Yani A ve B'nin ortak bölgesi C'nin dışında. A'yı ve B'yi sağlayan C'yi sağlamayan bir şey bulmam lazım. Bu ne demek? Bir kere şekli pembe olacak. Altını çizelim. Şekli pembe, pembe. Bunlar da pembe. İçinde sesli harf yazan, içinde sesli harf yazan. Bu elendi, bu elendi, bu elendi. İçinde sesli harf yazan. Şekli daire olmayan C'yi sağlamayacak şekli daire olmayan bu daire arkadaşlar. I var. Demek ki burada ne yazıyormuş? I yazıyormuş arkadaşlar şöyle. Üçüncü bölgemizde B ve C'nin ortak bölgesi şu bölgeden bahsediyorum arkadaşlar. B ve C'nin ortak bölgesi A'nın dışında. Yani B'yi sağlayan, C'yi sağlayan, A'yı sağlamayan. B'yi sağlayan ne demek? İçinde sesli harf yazan. Sesli harf, sesli harf, sesli harf, sesli harf. C'yi sağlayan yani yuvarlak olan yuvarlak 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 i elendi arkadaşlar. Ve rengi pembe olmayan A'yı sağlamayacak. Rengi pembe olmayan dolayısıyla burada geriye sadece E ve Ö kalıyor. Burada iki tane eleman var. Şimdi burada iki tane eleman var. Burada da bir tane var. Etti 3. Burada da bir tane var. Etti 4. Beşinci soruda Şimdi bu ne demek? A'da olan B'de olmayan demek. A'da olan B'de olmayan şuralar arkadaşlar. 2 4 6. Yani burası 6'ymış. B fark A demek de B'de olan A'da olmayan demek. B'de olan A'da olmayan burada 2. Dolayısıyla bunları topladığınızda 8 yapar. A kesişim B dediğim arkadaşlar 3. Burası 3. A fark B dediğim A'da olan B'de olmayan 2. 4 6 bunları topladığımda 9 yapar. Dolayısıyla 10 yanlış. Şimdi A birleşim B dedim. A birleşim B dedim. Bunların hepsini toplamı arkadaşlar buradaki bütün sayılar. O da ne yapar? 2 4 6 7 8 3 daha 11. Burası 11. A kesişim B dediğimde ikisinin ortak bölgesi 3. Bunları çıkartırsam 8 yapar. Bu da doğru. Yani doğru olanlar 1 ve 3 olacak. Arkadaşlar 6. soruyla devam ediyoruz. Şimdi her yolcu sadece bir çeşit içecek tercih etmiştir diyor. Yani iki tane içeceği de tercih eden aynı anda yok. Dolayısıyla buralar sıfır. Yolculardan sadece kahve içenlerin sayısı sadece kek yiyenlerin sayısının 3 katıdır. Sadece kek yiyenler burası arkadaşlar. Sadece kahve içenler de burası. Dolayısıyla buraya x buraya 3x yazıyorsunuz. Sadece çay içenlerin sayısı, yani şu bölge, sadece kek yiyenlerin sayısının 3 katıdır. Sadece kek yiyenlere biz biraz önce x dediğimiz için, sadece çay içenler, sadece kek yiyenlerin 2 katı olacak. Şu bölgelere de A ve B diyelim. Böylelikle her yeri doldurmuş olduk. Şimdi kek yiyen 14 kişi varmış. Yani x artı a artı b 14. Birinci denklemimiz bu. x artı a artı b eşittir 14. İkinci denklemimiz çay içenler. Yani 2x artı a. 2x artı a eşittir 9. Üçüncü denklemimiz de kahve içenler. Yani b artı 3x. 3x artı b eşittir 13. Burada arkadaşlar bana şeyi soruyor. İşte buradaki x, 2x, 3x, a, b bunların toplamını soruyor. Kaç tane yolcu vardır dediği bu. Şimdi ben bu iki denklemi toplarsam, bu denklemi, bu denklemi toplarsam şöyle bir şey geliyor. 5x artı a artı b eşittir 22. Şuradaki denklemi de eksiyle çarpıp altına yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunları taraf tarafa topluyorsunuz. Böylelikle burası 8 geliyor. A'lar B'ler birbirini götürüyor. Burada da 4x var. 4x 8 ise x'i 2 buluyorsunuz. x'i 2 buluyorsanız buraya yazın. A ile B'nin toplamını da 12 buluyorsunuz. Şimdi soruya dönelim. Buradaki sayıların toplamı kaçtı? Bir kere kaç tane x var burada? 2x 3x 3x daha 6x var. 6x dediğim şey 12 yapar arkadaşlar ve A ile B var. A ile B'nin toplamını da 12 bulduk. Biz bunları topladığınızda da 24 tane yolcu olduğu ortaya çıkıyor. Yedinci sorudayız. Bu biliyorsunuz burada tanımlanmış arkadaşlar. Mesela X ise içerisi X kümesinin elemanları toplamı diyor. Eğer bu A kümesi ise içerisine A yazdığınızda da A kümesinin elemanları toplamı oluyor. A kümesinin elemanları toplamı, B kümesinin elemanları toplamı, C kümesinin eleman to elemanları toplamı her zaman 11 çıkıyormuş. Şimdi A kümesine baktığınızda iki tane bölge var. B kümesinde üç tane bölge var. C kümesinde iki tane bölge var. Bu sayıları yerleştirirken arkadaşlar bir en büyük bir en küçük alıyorsunuz. En büyüğü buraya en küçüğü buraya yazalım. Ondan sonra 8 ve 3'ü alıyorum. 3'ü küçük yere 8'i de sadece C'ye yazıyorum. Geriye kalan 6'yı da buraya yazıyorum. Şimdi A kümesinin elemanlarını topladığımızda 11 yapar. C kümesinin elemanlarını topladığımızda da 11 yapar. B kümesinin elemanlarını topladığımızda da 11 yapar. Böylelikle turuncu yere 6 yazmanız gerekiyor. Evet 8. sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi Melis 7 harfli 2 tane şifre oluşturuyor diyor. Şu K kümesinin elemanlarından oluşan şifre. Şu da L kümesinin elemanlarından oluşan şifre. K kesişimle 3 tane eleman. A, I, Ö. Yani arkadaşlar A, I, Ö iki tarafta da olacak böylelikle kesişim kümesinde olduğu ortaya çıkıyor. Ve L'nin eleman sayısı 5 olacakmış. L'nin eleman sayısı 5 ise L bu arkadaşlar. Şurada da yine bu 5 tane harften 2 tanesi var. Aynı yani bunlar. Şimdi sorulan şey de şu. K kümesinin elemanları kullanılarak şuradaki elemanlar kullanılarak Bunlar yazılabilir mi diye soruyor. Arkadaşlar bir kere kürek yazılamaz. Çünkü küreğin içerisinde ü var. Ü varsa burada da ü olmak zorunda yazılabilmesi için. Fakat burada ü olursa zaten burada da ü var. Burada da ü var. Dolayısıyla kesişim burası kesişim 3 elemanlı çıkmaz. Hani buraya ü de yazmak zorunda kalır. Dolayısıyla içerisinde ü geçen bir şey yazamaz arkadaşlar. Buradan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki küreye çizdik. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Bursa şöyle düşünmeyin burada hani ızgarayı buraya yazmaya çalışıyor hocam diye düşünmeyin. Şöyle bir şey yapmıyor arkadaşlar. Hani bu K kümesini oluştururken sesli harfleri kullanıyor. Zaten bizim oluşturacak olduğumuz kelimeler de alfabedeki sessiz harflerle birlikte düşünüldüğünde diyor. O yüzden sadece sesli harfler uysa bizim için yeter. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Yine venn şeması kullanarak çözmemiz gereken bir soru. Arkadaşlar ilk burayı okuduğumuzda matematikten başarılı olanların hepsi fizikten başarısız olmuştur diyor. Yani şuralar sıfır olacak. Böylelikle zaten buralar sıfır olmazsa mesela burada 1 olursa hem matematikten hem fizikten başarılı olmuş olur. Dolayısıyla bu ilk maddeyi sağlamaz. O yüzden buralar sıfır olacak. Matematikle fiziğin kesişimi boş küme olacak. Sonra buraya okuyorsunuz arkadaşlar ikinci maddeyi. Ama önce şuradan başlayalım. Şimdi yalnız matematikten başarılı olanlar yalnız geometri dersinden başarılı olanların 8 katıdır. Yani yalnız geometri dersinden başarılı olanlara x dersem yalnız matematik dersinden başarılı olanlar 8x olur. Aynı soruyu devam edersek düzden okumaya. Yalnız matematik dersinden başarılı olanlar yalnız fizik dersinden başarılı olanların 4 katı diyor. Yani burası da 2x olmalı. Böylelikle 2x'i 4 ile çarptığında 8x olur. Şimdi bu sınıfta şuraya A şuraya B dersek yalnız 2 dersten başarılı olanların sayısı 7. Yalnız 2 dersler yani ya matematik fizik ki oraya 0 dedik. Matematik geometri geometri fizik. Yani A ile B'nin toplamını 7 olarak vermiş bana. E, sınıfta 40 kişi olduğuna göre bu 7'yi çıkartırsam 33 kalır. Yani bu x'lerin toplamı bu, bu bir de bunun toplamı 33 yapacak. A ile B'yi de eklersem 40 yapıyor. 8x, 10x, 11x. 11x, 33 ise x'i 3 buluyorum. Geometri dersinden başarılı olanlar da A, B, X. Bunların toplamı A artı B 7 olduğuna göre X ile beraber topladığımda dolayısıyla cevabım Denizli olur.